Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından Finans Bilim Platformu işbirliğiyle düzenlenen uluslararası katılımlı 22. Finans Sempozyumu açılış töreniyle başladı. 11 Ekim Perşembe günü Ulu Resort Otel'de gerçekleşen sempozyum açılışında Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Erhan Türker, Finans Bilim Platformu Başkanı Profesör Doktor Metin Kamil Ercan, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet İsmail Yağcı, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Mualla Yüceoğlu ve 300'ü aşkın sempozyum katılımcısı hazır bulundu. Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, üniversitemiz hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında dünyadaki tüm ülkelerde finansın en önemli tartışma konusu olduğunu belirterek, Mersin Üniversitesi olarak bu konuda köklü bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bizim yüksek teknoloji kökenli ürünleri ihracatına özellikle dikkat etmemiz lazım, önem vermemiz lazım. Ve milli savunma başta olmak üzere yerli ve milli ürünlerin üretimine ve ihracatına dikkat etmemiz lazım. Hatta öyle kalemler var ki nükleer tesis o yüzden dedim biraz önce. Örneğin metalle enerjiyi biz ülke olarak halletsek herhalde bizim hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Çünkü bizden gidenin çok büyük bir çoğunluğunu bu iki kalem oluşturuyor. Ve biraz önce teknoparkımızı gördünüz. Teknoparkımız bu sene 4. sırada Türkiye'de. Bununla da gurur duyuyoruz. Biz göreve geldikten sonra başta yerli motor üretimi olmak üzere, insansız deniz aracı olmak üzere, duydunuz mu bilmiyorum, birçok konuda atılımlar yaptık. İlhan Hocam bahsetti. 80 ayrı üniversiteden katılımcılar var. 118 bildiri gelmiş, 98'i seçilmiş. Bunlar sunulacak, tartışılacak. Ve bunun da bir rekor olması bizim açımızdan gurur verici. Biz inşallah sizlerle ilgili, bölümlerle ilgili, finansla ilgili, işletmeyle, iktisatla ilgili elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Bu toplantıların da devamını diliyoruz inşallah. Bu bağlamda başta kaymakamımız, hocamız, rektör yardımcımız, İlhan hocamız, dekanımız ve özellikle sizler olmak üzere katılan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bilim kurulu üyelerine, sponsorlara ve değerlendirme kurulu üyelerine özellikle teşekkür ediyorum. Sempozyumun bizlere, devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Finans Bilim Platformu Başkanı Profesör Doktor Metin Kamil Ercan, güzel bir beldede buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başta Turan Korkmaz ve İlhan Ege Hoca olmak üzere onların şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Tüm öğretim üyeleri adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi bir sempozyum olması dileğiyle. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı ve Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Doçent Doktor İlhan Ege ise konuşmasında geçmiş sempozyumlarla kıyaslandığında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22. Finans Sempozyumu'nun rekor düzeyde başvuru ve katılım sayısına sahip olduğunu ifade etti. Sempozyumumuz finans camiasının en önemli toplantılarından, akademik toplantılarından biri. Bu sene 300'e yakın bir katılım oldu. Bu da 22 yıllık tarihinde rekor bir katılımdı. Yine bildiri sayısı olarak yine rekor bir bildiri başvurusu oldu. 118 tam metin oldu. Bunların 96 bildirisi sunulacak bugün ve yarın. 80'den fazla kamu ve vakıf üniversitelerinden Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Biz de ev sahibi olarak bu bizi çok sevindirdi. En büyük teşekkürümüz tabii ki başta rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı hocamızadır. Hem bu yoğun programından geldi, zaman ayırdı sempozyumun önemi ve sizlerle beraber olmak için. Ona teşekkür ederiz. Rektör yardımcımız, daha belki işletme bölüm başkanımız benden önce Profesör Doktor Mehmet İsmail Yağcı'ya da çok teşekkür ederim.
Konuşmaların ardından rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'ya Finans Bilim Platformu Başkanı Profesör Doktor Metin Kamil Ercan tarafından teşekkür plaketi sunuldu. Sempozyum farklı oturumlarla 15 Ekim Cuma günü sona erecek.